Gen Manisa, Kadim Durmaz, Tokat, Bülent Tezcan, Aydın, Barış Karadeniz, Sinop, Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez, İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerinde söz isteyen Aydın Milletvekili Sayın Bülent Tezcan, buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun son maddesine geldik. Şu ana kadar bu taraf kabul dedi, oylandı. Kanunun adı Hayvanları Koruma Kanunu ama kabul diyenler bile çok iyi biliyor ki aslında bu kanun bir öldürme kanunu. Hayvanları nasıl öldürürüz? Hangi şekilde öldürürüz? Öldürmenin bütçesini nereye yıkarız? Ne yaparız hesabı üzerine kurgulanmış. Değerli arkadaşlar, burada 2005 yılında Çocukları Koruma Kanunu çıktı bu mecliste. 2012 yılında kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun çıktı. Ama ne yazık ki Çocukları Koruma Kanunu çıktıktan sonra bugüne kadar çocuk istismarı, taciz, tecavüz ve şiddet artarak devam etti. Kadın cinayetleri o günden bu yana artarak devam etti. Şimdi ben buna baktığım zaman diyorum ki Allah cümle mahlukatı sizlerin korumasından korur inşallah. Sizlerin korumasından korur inşallah. Bu nasıl koruma arkadaşlar? Bir şeyi merak ediyorum. Gecenin bu saatinde sabaha karşı saat 3 oldu. Öldürme hakkını nereden alıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? Bu hayvanları, masum hayvanları öldürme hakkını nereden alıyorsunuz? Hadi soruyu değiştireyim. Nereden alıyoruz insanlar olarak? Yönetenler olarak nereden alıyoruz? Ben biliyorum. Nereden alıyorsunuz? Çünkü güçlüsünüz, güçlüyüz, insanız ya. İnsanız ya. Bütün kainatın sahibiyiz. Hayvanların sahibiyiz, ormanın sahibiyiz, suyun sahibiyiz, her şeyin sahibiyiz. Onun için kendi dışımızdaki her şeyi yok etme, her şeyi öldürme hakkına da sahibiz. Bakış açınız bu. Peki vicdanınıza bir soru soracağım, cevap verin. Bu bakış açısının yıllardan bu yana Orta Doğu'da dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum milletlerin ve mazlum çocukların kafasına, tepesine bomba yağdıran anlayıştan farklı bir ruh hali var mı? Nasıl bir farkı var? Nasıl bir güçlünün güçsüzü bu kadar ezebildiği bir anlayışı kanun çıkardığınızda masumlaştırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, Gazze'ye bakın, Gazze'ye. Aynı ruh hali. Aynı ruh hali. Peki bu öldürmenin meşruiyet zeminine, tabii öldürmeye kanunu çıkarıyorsunuz ya, bir meşruiyet zemini bulmak zorundasınız, bulmuşsunuz. Başıboş hayvanların zarar verebilme potansiyeli. Sahipsiz hayvanların, başıboş hayvanların zarar verebilme potansiyeli. Peki başıboş insanların, doyumsuz insanlığın zarar verebilme potansiyelini hiç düşündünüz mü? Başıboş insanlığın çevreye, doğaya nasıl zarar verdiğini hiç düşündünüz mü? Hayvanları öldürebilen, toprağı zehirleyen, toprağı kirleten, suyu kirleten, dünyayı açlığa mahkum eden ve dünyanın bütün varlıklarına el koyabilmek için kendi dışındaki her şeyi yok eden başıboş insanlığın zarar verebilme kapasitesini hiç düşündünüz mü? Değerli arkadaşlar, solucanlar toprağı kurutmaz. Kuşlar havayı kirletmez. Balıklar suyu zehirlemez. Ama
jeotermal santraller, o başıboş insanlık dediğimiz hesapsızlığın jeotermal santrallerle, fabrikalarla, tesislerle çevreyi her gün ne kadar katlettiğini düşündünüz mü? Buna ilişkin bir hesabınız, buna ilişkin bir bütçeniz var mı? Biliyorum yok. Niye yok? Niye yok? Öldürmek için bütçeden başka bütçeniz var mı? Değerli arkadaşlar, şunu biliyoruz tabii ki. Biliyorum başkanım. Sahipsiz köpeklerin saldırılarıyla ölen, yaralanan insanlarımız var. Bundan acı duymamak, bundan rahatsız olmamak mümkün değil. Ama bunun yolu toplu katliam da değil. Bunun yolu topluca öldürmek dediğimiz en gayri insani ve gayri vicdani yöntem de değil. Bakın, başıboş köpeklerin sistematik olarak insanları öldürmek kapasitesi yoktur. Ama başıboş insanlığın böylesi kanunlar yaparak dönüp köpekleri sistematik olarak öldürme gücü, kudreti vardır. Bu kudretle zehirlemeyin kendinizi. Bu kudretle zehirlenmeyin. Onun için bu kanuna hayır diyoruz, hayır diyeceğiz. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. 17. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 2. bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Şimdi teklifin tümünü oylamadan önce iş tüzüğü 86. maddesi gereğince oyunun rengini belli etmek üzere iki sayın milletvekiline söz vereceğim. İlk söz lehte olmak üzere Sivas milletvekili Abdullah Güler'e ait. Buyurun sayın Güler. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi bu gecenin ilerleyen saatlerinde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biraz önce çok talihsiz bir konuşma oldu maalesef. Katil İsrail'le onların zalim eşkıyalarının Netanyahu liderliğindeki bu azgın bütün dünyayı kana bulayan bu eşkıyaları önce kınamadan onları terörist anlayışını reddetmeden hiç anmadan tuhaf bir benzetmeyle burada konuşmalarını kınıyorum. Önce zalim İsrail'i bir kına. Bu alçakların 40 bin insanı, 20 bin çocuğu, evladı şehit etmişleri bir kına bu zalimleri. Bu 200'lü insanları bir kına. Evet. Evet. Değerli milletvekilleri, arkadaşlar, tabii sakin, 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 dinle, dinle, dinle. Bak biraz sonra ne anlatacağım, bak dinle. Şimdi değerli arkadaşlar, bazı böyle kanun görüşmeleri yaptığımızda değerli hatipler buraya çıkarlar, şöyle konuşurlar. Efendim, medeni dünya, bilimsel görüş, değil mi? Medeni dünya, bilimsel görüş. Tamam, şimdi bir kanun görüşüyoruz. Medeni dünya, biraz önce örnek verdiler. Ama garip bir örnek verdiler. Dediler ki, İspanya'da 200 bin köpek vardı, sahipleniliyordu, sokağa atıldı. Bir anda kaybettiler dediler. Bir tuhaf bir cümle kullanıldı. Allah Allah. Ne olduğunu anlayamadık. Bakın arkadaşlar, medeni dünya diyorsunuz ya, bakın ABD'de bir hafta sokakta yaşayan köpek alınır, sahiplenilmezse ütenaziyle öldürülür. İngiltere'de, bakın İngiltere'de, bakın arkadaşlar, İngiltere'de bir hafta alınır, eğer sahiplenilmezse
ötenazi yolu öldürülür. Birçok Avrupa ülkesi var. Bakın, yalanların en büyüğü şudur arkadaşlar. Bu kanunu hazırlanmasında bizzat ben başkanlık ettim. Yalanların en büyüğü şuydu. Bu kanun katliam kanunu. Yalan. Bu kanunda asla öldürme yok. Bu kanunda sahiplendirme var. Güçlü bir kısırlaştırma var. Ve teşvik var. Değerli arkadaşlar, bakın, 160 sıra sayılı kanun teklifi görüşmelerini tamamlıyoruz. Bir dakika. Toplam önerge sayısı. Bir dakika Sayın Milletvekili, bir dakika. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekili Sayın Koç Yiğit dönüyor, sizi sessizliğe davet ediyor. Bir milletvekiline bağırmayın demek ayıp benim adıma. Bırakın dinleyelim. Sayın Koç Yiğit bak not alıyor. Biraz sonra söz vereceğim. Biraz evvel AK Parti grubundaki arkadaşlara da aynı şeyi söyledim yani. Laf atmayın dedim. Dedim biraz evvel Salih Bey'e konuşurken. Buyurun, buyurun Sayın. Değerli arkadaşlar, bakın kanun hazırlığı yapıyoruz. Toplam verilen 17 maddeli kanun teklifimize önerge sayısı 59. Maddenin metinden çıkarılmasına dair verilen önerge sayısı 39. 6 tanesi değiştirilmiştir ibaresi yeniden düzenlenmiştir şeklinde. 4'ü şeklinde ibaresinin biçiminde şeklinde. 2'si eklenmiştir ibaresinin ilave edilmiştir şeklinde. 1'i yayımı tarihinde ibaresinin yayınlandığı tarihte. 2'si kanun ibaresinin yasa şeklinde değiştirilmesine. En ilginci de biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın en ilginci de biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kanunun 5. maddesini yer aldığı Veterinerlik Kanunu 5.996 sayılı kanunun 9. maddesini 3. fıkrasını yer aldığı kanun maddesine Cumhuriyet Halk Partisi evet dedi. Şöyle evet dedi. Dedi ki önerge verdi. Biz bu maddeyi uygun görüyoruz. Ancak şunu uygun görmüyoruz dedi. Dedi ki teklifin 5. maddesinde yer alan şeklinde ibaresinin biçiminde olarak değiştirilmesini öneriyoruz dedi. Diğer madde tamam dedi. Allah Allah. Biz de şaşırdık. Değerli arkadaşlar, bilimsel görüş, Dünya Sağlık Örgütü tüm raporlarını okuduk. Tarım Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın tüm raporlarını okuduk. Bahadır Yenişehirlioğlu Bey'in başkanlığında sivil toplum örgütlerini, gazetecileri, akademisyenleri, sanatçıları, duyarlı kesimleri, hayvanseverleri, vatandaşlarımızı, mağdur aileleri, evladı, kızı vefat edenleri, herkesi dinledik. Ve bu ölçüler ışığında bu kanun teklifimizi hazırladık. Ben bu kanun teklifimizin ülkemize, milletimize hayırlara getirmesini diliyorum. Aynı zamanda belediye başkanlarımıza çok güçlü bir destek veriyoruz. Mali Hazine Bakanlığımız tarafından. Lütfen barınakları kurun. Ciddi bir kısırlaştırma seferberliği yapalım. Aynı zamanda aşılayalım. Bakın arkadaşlar, şunu unutmayın. Bey buyurun. Sayın Başkan teşekkür ederim. AKP Grup Başkanı Sayın Güler'in
hazırladığı yasa teklifini savunmaktan ne kadar aciz olduğunu apaçık gördük. Kendi hazırladığı kanunu savunmak yerine, ayrıntılandırmak yerine, anlatmak, açıklamak yerine muhalefete saldırmayı tercih etti. Ama en yapmaması gereken yerden saldırdı bize. Bakınız, açın. İş Tüzük 91 temel kanunu tarifliyor. Temel kanun bu tüzüğe 900 maddelik kanunları meclis birkaç ayda yapabilsin diye kondu. 30'ar 30'ar bölün, Türk Ticaret Kanunu'nu, Borçlar Kanunu'nu, diğer büyük kanunları yapın diye kondu. Siz 17 maddelik kanunu meclisten kaçırın, tartıştırmayın, alan açmayın, televizyondan kaçırın, halktan kaçırın, alelacele sabaha doğru. Dolayısıyla burada muhalefeti sen önergeleri eksik ve kısa vermekle suçlayacağına dönüp kendine bakacaksın. Bu kanun temel kanun olarak görüşülmemeliydi. Bu kanun temel kanun olamaz. İş tüzük çiğnenmiştir ve muhalefette mecburen kendine bir alan açabilmek için bunu tercih etmek zorunda kalmıştır. Her zaman yapmak zorunda kaldığımız gibi. Bu meclisi çalıştırmayan, bu meclise bu tartışmalara değer vermeyen, muhalefetin sesini kısmak isteyen iktidar partisinin ta kendisidir. Sayın Koçi. Buyurun Sayın Koçi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii insan bir grubun grup başkanı konuşunca ve yasanın da son konuşması olunca ve o yasanın da lehine bir konuşma olunca gerçekten bir içerik bekliyor. Ama karşımızda günlerdir kamuoyunun tartıştığı, iki gün sabahlara kadar komisyonun tartıştığı, iki gündür de burada bizlerin sabahın 3.30'una kadar mesai yapıp tartıştığımız ve eleştirilerimizi, önerilerimizi sunduğumuz kanuna ilişkin ne yazık ki tek bir cümle duyamadık. Onun yerine yani yaptığı kanun teklifini savunmak, niçin getirdiğini anlatmak yerine muhalefetin önergelerini eleştirmeyi tercih etti. Biz söyleyelim, tam da mevkidaşımın söylediği gibi bu kanunu temel kanun olarak getirmeseydiniz böyle görüşülmezdi. Zaten Buyurun toparlayın, buyurun. İlk olarak da temel kanun olarak gelmemesi gerekirdi. İkincisi, bütün değişiklik önergelerimizi tekliften çıkarılması üzerine verdik. Gerekçesini de ortaya koyduk. Çünkü bu teklifin tümüne karşıyız. Ve şunu ifade edeyim, bir katliam yasası bu. Sayın Grup Başkanı katliam yasası olmadığını iddia etti. Bir öldürme yasası, türcü bir yasa, yaşamı tamamen yok etmeyi hedef alan bir yasa. Bu yasaya karşıyız. Bugün burada, yarın sokakta bu yasaya muhalefet etmeye ve uygulatmamaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Şahin, talebiniz var mı? Buyurun.